Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 30 Eylül 6 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 28 Eylül'de Terazi burcunda yeni bir ay doğdu biliyorsunuz ve Terazi yeni ayının enerjilerini bu hafta deneyimlemeyi sürdüreceğiz. Hafta başında pazartesi sabah saatlerinde ay Terazi'de. Artık hilal fazına ulaşmış olacak. Güneş, Merkür, Venüs Terazi burcunda hafta başında. Dolayısıyla özellikle finansal alanlarda başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, yatırımlar gibi alanlardaki hedefleriniz, niyetleriniz, düşünceleriniz varsa bunlara bu hafta başına itibaren başlayabilirsiniz. Bir kredi başvurusu olabilir, bursla ilgili bir adım atmak olabilir. Belki bir miras konusuyla ilgili yapılacak düzenlemeler var. Sigorta ile ilgili bir konu, bir prim ikramiye ile ilgili yapılan bir anlaşma. Alacaklarınız olabilir, belki ödemeler olabilir. Tüm bunlarla ilgili aktif bir döneme giriş yaptınız ve hafta başını değerlendirebilirsiniz. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Çarşamba gecesine kadar Ay Akrep Burcu'nda size olumlu bir enerji verecek. Daha içe dönük, daha spiritüel, daha duygusal olabileceğiniz bir dönem. Sezgileriniz çok güçleniyor. Salı ve çarşamba her türlü böyle ruhsal, spiritüel, mistik konuyla ilgilenebilirsiniz. Bunlarla ilgili kitaplar okuyabilirsiniz, araştırmalar yapabilirsiniz. Belki böyle meditasyon, yoga ve benzeri daha spiritüel işlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahatler olabilir, geziler olabilir. Bazılarınız akademik konular, yayın işleri, basın işleri, medya işleriyle de uğraşıyor olacak bu 2,5 günlük süreç içerisinde. Ve Perşembe ve Cuma Ay Yay burcunda olacak sevgili balıklar. Bu 2 gün sorumluluklarınız öne çıkıyor. Toplum önündeki göreviniz neyse, kariyeriniz, işiniz neyse o alanlar özellikle ay tarafından vurgulanacak. Bazılarınız da evde, yuvada, aile büyükleri ve ebeveynlerle ilgili konu ve kavramlara daha fazla odaklanacak gibi görünüyor. Zaman zaman duygusal iniş çıkışlar hissedebilirsiniz. Biraz bazı şeyleri abartma eğiliminiz de olabilir. Etrafınızdan, yakınlarınızdan, ebeveynlerinizden daha fazla beklenti içerisindesiniz. Bu duygusal iniş çıkışları da dengelemekte fayda var. Hafta sonu Ay Oğlak Burcu'nda. Hafta sonu sosyalleşiyorsunuz. Arkadaşlarınız öne çıkıyor. Arkadaşlardan teklifler gelebilir. Belki bazı özel planlar yapacaksınız. Kalabalıklar var etrafınızda. Eğlenebileceğiniz etkinlikler, davetler, kutlamalar, partiler de olabilir tabii ki. Bazılarınız da İşle de ilgili olsa yine arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız yani ekip içerisinde birlikte yapılacak iş ve görevlere sanki biraz hafta sonu zaman ayıracak gibi görünüyor. Bu bir iş ve mesleki anlamda yapılacak bir seminer, bir eğitim de olabilir veya iş arkadaşlarınızla yapacağınız bir toplantı da olabilir. Bu hafta önemli gezegen geçişlerimiz var. Merkür 3 Ekim'de Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Merkür Akrep Burcu'nda bu yıl fazla kalacak. Neden? Çünkü retro dönemini sonbaharda Akrep Burcu'nda yapacak. 31 Ekim 20 Kasım aralığında. Dolayısıyla 2 aydan fazla Akrep Burcu'nda kalacak. Ve Merkür geçişi tutulumu dediğimiz özel bir gezegen hareketi yaşayacağız. 9. evinizde olacak Merkür. Ve burada tabii ki bu süreç içerisinde sevgili balıklar, akademik konular, eğitim konuları, hukuksal işler, yurt dışı bağlantılı her türlü konu kavram, seyahatler, hayata bakışınız, inançlarınız, düşünceleriniz biraz hani sizin manevi ve spiritüel anlamda etkileyen konu ve kavramlarda çok ilginç bazı deneyimler söz konusu olabilir. Zihniniz, düşünceleriniz, ilginiz bu alanlarda yoğunlaşacak önümüzdeki günlerde. Ve 4 Ekim'de Mars Terazi Burcu'na geçiyor. Mars Terazi Burcu'nda çok güçlü değildir, biraz zorlayabilir. Evet, bir süredir Venüs Terazi Burcu'nda size iyicil etkiler getirirdi. Özellikle parasal konularda biraz rahatlatmış olabilir. Şimdi 4 Ekim'de Mars Terazi Burcu'na geçiyor ve 19 Kasım'a kadar kalacak. 8. evinizdeki bir Mars burada parasal konulara biraz dikkatli yaklaşmanız gerektiğini işaret ediyor. Harcamaları arttırabilir çünkü. Eşinizin parasal kaynaklarında biraz stresler oluşturabilir ve sağlık konularında zaman zaman biraz operasyonlar, ameliyatlar, hani bir sağlık sorununun tedavisi gibi bir konuyu gündeme getirebilir. Çok önemli bir şey olmak zorunda değil. Yani bir diş dolgusu da olabilir, bir estetik
tedavi de olabilir bu. Bunun gibi bir konuyu da tabii ki gündeme getirme olasılığı söz konusu olabilir sevgili balıklar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.